Yalan dedektörü testi, teste giren kişinin yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek amacıyla fizyolojik tepkileri analiz etmek için tasarlanmıştır. Yalan dedektörü testi, ABD Ulusal Bilim Akademisi, ABD Teknoloji Değerlendirme Meclis Dairesi ve Amerika Psikoloji Derneği gibi pek çok saygın kurum tarafından eleştirilmekle birlikte günümüzde şüphelilerin sorgulanmasında ve hatta işe alım süreçlerinde kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde adli soruşturmalarda ve hatta iş başvurularında bile kullanılan yalan makinelerinin çalışma prensibi aslında şaşırtıcı derecede basit. Bu makinenin hedefi belli sorular karşısında bireyin verdiği cevaplar ile ölçüm ve değerlendirme yapmak. Teste giren bireye 4 adet sensör bağlanıyor ve şunlar ölçülüyor: nefes alma hızı, kan basıncı, nabız ve terleme. Test başladığında öncelikle oldukça basit birkaç soru sorularak cevaplayan kişinin bu süreçteki normları ölçülüyor. Bu sorular genelde isim, yaş ve medeni durum gibi onun bireysel bilgilerini içeriyor. Bu esnada alınan cevapların doğru olduğu bilindiği için ölçüm sonuçları sonraki sorulara geçiriliyor ve kayda alınan verilerde önemli bir değişiklik olmazsa bireyin doğru söylediğine kanaat getiriliyor. Genellikle yalan söyleme anlarında insanların çoğunda kan basıncı, nefes, nabız veya terleme oranlarında değişim görülür. Fakat bazı insanlar da doğruyu söylüyor olsalar bile heyecan nedeniyle aynı sendromları yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla yalan makinesinde elde edilen veriler hiçbir zaman %100 doğruluk payına sahip olamıyor. Ayrıca bu konuda deneyimli biri teste girdiğinde soğukkanlılığı rahatlıkla koruyarak tüm sorulara doğru cevap veriyormuş gibi davranıp yalan söyleyebilir. Özetle yalan makinesi sonuçları bireysel olarak değişiklik gösteriyor. Nasıl çalışır sorusuna bakalım. Öncelikle bilmeniz gereken yalan dedektörü testinin sadece makineye bağlı olunan süre ile sınırlı olmadığıdır. Teste girecek kişi test merkezine girdiği anda yetenekli uzmanlar tarafından gözlemlenmeye ve sözsüz ipuçları kaydedilmeye başlanır. Poligraf yani yalan makinesi test edilen kişinin solunum hızı, kan basıncı, nabız hızı ve terlemesine dair bilgileri tespit ve kayıt eder. Daha kompleks makinalarda MRI yani manyetik rezonans görüntüleme kaydı da alınır. Test sırasında 3 tip soru sorulur. Konuyla alakasız sorular, konuya dair sorular ve teşhis soruları. Aynı soru 2 hatta 3 defa sorulabilir. Hatta bazen teste giren kişiden kasıtlı olarak yalan söylemesi istenir. Test süresi 1 ila 3 saat arasındadır. Yalan makinesini kandırma yollarına dair tavsiyelerin çoğu etkisiz. İnternet, yalan dedektörü testinin nasıl geçilebileceği konu alan yazılarla dolu. Ancak bunların çoğu kesinlikle etkisiz. Örneğin, kan basıncını değiştirmek için ağrı kullanılmasına yönelik dilini ısırmak ve benzeri tavsiyeler işe yaramaz. Çünkü ağrı tansiyonda etkili olsa da terlemede etkili değildir. Benzer şekilde yalan söylerken gerçeği hayal etmek ve doğru söylerken yalanı hayal etmek de işe yaramaz. Çünkü testin temeli gerçekler ile yalanlar arasındaki farka dayanmaktadır. Ve her ne kadar vücudunuzu farklı düşüncelerle manipüle etmek isteseniz de isteyin, yalan makinesi bu ikisi arasındaki farkları yakalama olasılığı çok güçlüdür. Testi kandırmaya çalışmak çok ciddi bir manipülasyon gerektirdiğinden ve doğru söylerken bile yalan söylüyor damgasına maruz kalma riski olduğundan testi alt etmenin en güvenli yolu testi geçersiz kılmaktır. Testi geçersiz kılmanınsa iki yolu vardır. Size ne sorulmuş olursa olsun tıpkı zen gibi sakin olmak. Çoğu insan bunu başaramaz. 2. Size ne sorulmuş olursa olsun test boyunca tedirgin olmak. Testi geçersiz kılma taktiklerine bakalım beraber. Çoğu insan yalan söyleme niyetinde olsun olmasın yalan testine girdiğinde gerginleşir. Sinirlerle verilen fiziksel tepkiler yalan makinesini kandıramaz. Bu nedenle
ölümcül korku duyusunu simüle etmekte ustalaşmak gerekir. Yalan dedektörü testini geçersiz kılmanın tek yolu, doğal fiziksel tepkilerin verilmesini sağlayacak akıl oyunlarıdır. İşte bu akıl oyunlarından bazılarına bakalım. 1. Test boyunca korkmuş, kafası karışmış, yoğun stres altında kalarak testi geçersiz kılabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta, sakin ve kontrollü görünürken içinizde gerginlik ve karmaşa yaşamaktır. İçinizde sizi gerginleştirecek bir problemle uğraşmak verimli sonuç verebilir. Örneğin çözümü zor bir matematik problemiyle uğraşmak ya da spesifik olarak sizi endişeye sevk eden bir şey varsa cevabınızı vermeden hemen önce endişe yaratarak sorunun sorulduğunu düşünmek. 2. Her bir soruya yanıt vermeden önce kendinize biraz zaman tanıyın. Sorulan sorunun konu ile alakalı bir soru mu, alakasız bir soru mu yoksa teşhis sorusu mu olduğunu belirleyin. Adınız ne? Şu anda bu odada ışık yanıyor mu? Türünden sorular alakasız sorulardır. Alakalı sorular sorgusu yapılan suça dair sorulardır. Teşhis soruları ise yalan söyleme olasılığı yüksek sorulardır. Örneğin hiç porno film izledin mi ve benzeri. 3. Kontrol soruları sırasında nefesinizi değiştirin ama bir sonraki soruya geçerken nefesinizi yine normalleştirin. Bu değişikliğin boyutuna siz karar verin. 4. Sorulara cevap verirken tereddüt etmeyin. Komik olmaya çalışmayın. İşbirliği yapın. Şaka yapmayın ama aşırı arkadaşça da davranmayın. Mesafenizi koruyun. 5. Mümkün olduğunca sorulara evet veya hayır diye cevap verin. Soruyu genişletmek isterlerse başka ne söylememi istiyorsunuz ya da bu konuda daha fazla söyleyecek bir şey yok gibi cevaplar verin. 6. Yalan söylemekle suçlanırsanız tongaya düşmeyin. Suçlamayı mutsuz ve karmaşık hissetmek için yakıt olarak kullanın. Uyguladığınız akıl oyunları denetçinin çelişkili sonuçlar almasına yol açabilir. Bu nedenle sorgunuzun uzun sürmesine hazırlıklı olun. 7. Teste girmeden önce prova yapın. Birinden size soru sormasını isteyin ve bu sorulara yanıt verirken yukarıdaki bildirmiş olduğum taktikleri uygulayın. Bu taktikler testi geçersiz kılmaya yöneliktir. Dolayısıyla yalan dedektörü testine bir iş görüşmesi sebebiyle girmişseniz testi geçersiz kılmaktan ziyade dürüst olmaya çalışmak daha iyi sonuçlar verebilir. Testi etkileyen maddeler. Bunlara bakalım şimdi. Bazı maddeler ve tıbbi koşullar poligrafi testinin sonuçlarını etkiler. Bu nedenle yalan testinden önce uyuşturucu madde testi ve tarama anketi uygulanır. Kalp atışını ve kalp basıncını, kan basıncını etkileyen ilaçlar sonuçları etkileyebilir. Anti-anksiyete ilaçları, esrar, eroin ve kokain gibi yasa dışı uyuşturucular, kafein, nikotin, alerji ilaçları, uyku ilaçları, öksürük ilaçları ve benzeri testi etkileyebilir. Test kimlere uygulanamaz? Bu soruyu sorabilirsiniz. Tepkilerini kontrol etme kabiliyetine sahip oldukları için sosyopat ve psikopat teşhisi konmuş hastalara yalan dedektörü testi uygulanmaz. Bazı rahatsızlıklardan müzdarip olanlara, örneğin epilepsi, kalp hastalığı, inme ve zihinsel engel ve benzeri gibi testi uygulamak doğru değildir. Aşırı derecede yorgun olanlara da test uygulanmamalıdır. Hamile kadınlar ise doktor onayı olmadığı sürece testten muaf tutulur. Poligraf, duyguların vücudumuzun tepkilerini ortaya çıkarabileceği fikrinden gelir. Örneğin, korku hissedersem, bu korku terlemeye, kalp atış hızının artmasına ve nefes almanın düzensizleşmesine neden olur. Her şeyden önce, poligraf en çok suç işlediğinden şüphelenilen kişiler için kullanılır. Hukuk yetkilileri sanığın ifadeleri sırasında doğruyu söyleyip söylemediğini belirlemek için kullanır. Evet, poligrafın kısaca tarihçesine bakalım şimdi. 1920'den itibaren insanlar aldatmayı algılayabilecek bir makine oluşturmaya başladı. Yalan makinesinin doğumunu böyle gördük. William Marston projeyi oluşturmaktan sorumluydu. Farklı kan basıncı ölçümlerine dayanarak bir aldatma eğrisi oluşturdu.
Bununla birlikte bilim insanları onun yalan dedektörünün sonuçlarını kanıt olarak kabul etmediler. Aslında bilimsel topluluk bunu meşru bir prosedür olarak onaylamadı. Kontrol soruları. Bunlar son derece belirsiz sorulardır. Çok kesin değildirler. Sorulara yanıtın kendisinden şüphe duymadan olumsuz bir şekilde cevap verilmesi imkansızdır. Çoğunlukla çok uzak gerçekleri ifade eder. Davayla ilgili herhangi bir ilişkileri yoktur. Ancak bir süre önce meydana gelen olay ile bağlantısı olabilecek kişinin yaptıkları ile ilgili benzerlik olabilir. Örneğin eğer suç bir cinayet ise görüşmeci görüşülen kişiden yaşamı boyunca birisine zarar verip vermemiş olmadığını sorar. Bu soru ile bir suçlu veya masum bir kişi aynı uyarılma seviyesini gösterecektir. Görüşme yapan kişi kontrol soruları sırasında daha büyük bir etkilenim seviyesi sunan masum insanı belirlemeye çalışır. Bu sorular daha belirsiz olduğu için onlar cevaplarını hata yapmaktan çekinirler. Davayla daha alakalı sorularla daha az etkilenimle cevap verirler. Çünkü suçla hiçbir ilgileri olmamıştır. Bununla birlikte suçlu taraf alakalı sorularda daha yüksek bir etkilenim gösterecektir. Bunun nedeni bedenin bu tür sorulara kontrol sorularından daha fazla tepki vermesidir. Yalan makinaları etkili midir diye soralım. Sadece bazı sınırlamaları vurgulamış olsak da raporlar çok daha fazlasını gösteriyor. Buradan yalan makinesinin tamamen güvenilir olmaktan uzak olduğunu tespit edebiliriz. Poligraf kullanan birçok alana düşünürsek bu çok endişe verici bir durumdur. Gerçek şu ki poligrafın bazı eksikleri vardır. Bir uyarıdır bu aslında. Çünkü doğru sonuçların elde edilmesini sağlayan bir yöntem kullanmak gerçekten masum olan birini mahkum etme olasılığını önemli ölçüde arttırabilir. Evet, yalan makinaları gerçek mi ve hikayesine bakmış olduk. Aslında burada benim size daha çok benim düşüncemde fark ettiğim bir şeydi bu. Okuduğum kitaplardan da. Yalan makinalarını aslında böyle dedektör tarzında değil de direkt beyindeki yani EEG diye geçiyordu bunlar. Ölçümleme cihazları var. Yani hatta Neuralink var biliyorsunuz. Elon Musk'ın yeni dönemde lanse ettiği bir gelişmeydi bu. Beyindeki bazı sinyalleri okuyabiliyor bazı cihazlar. Bu tarz sinyalleri okursak insanların yalan söyleyip söylemediğini zaten keşfetmiş oluruz. Aslında bu tarz böyle bedendeki tepkilerden ziyade beyindeki tepkileri ölçebilmek, beyindeki sinyalleri alabilmek yalan konusunda daha etkili bir çözüm gibi düşünüyorum ben. Tabii ki yalan makineleri de bu tarz bir evrime giderse ve bu tarz bir gelişme sağlanırsa çok daha net sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.